cinayet olacağını bilseydim zaten girmezdim bu işe. Tarlada öküz de bassın yerin dibine. Kapat şu somazını. Olmuş bitmiş her şey. İki kişi öldü Namık Bey. Eşek gibi senelerce sırtına yük vurdular. Bu paranın onda birini yan yana görebildin mi? Al şu hisseni. Bir pencere açmak 5000 kağıt. Daha ne istiyorsun? Ölmeselerdi iyiydi. Onlar ölmese sen kodeste olurdun. Ne iyi insandı İhsan Bey. Çok acıyorsan Mevlüt okut. Yalnız hemen fabrikadan ayrılmaya kalkar, üstüne elbise falan yaptırırsan şüphelenirler. Birkaç ay sabret. Sonra gidersin memleketine. Peki. Bu da senin. Köpeğe kemik mi atıyorsun? Anlaşmamız böyleydi. Boş versene sen. Hesapta adam öldürmek var mıydı? Ceset başına ne düşüyor? Kendi beceriksizliğin. Bizi de tehlikeye attın. Öldürmesiydin. Öldürseydim de şimdi karakolda künye okumaktan iflahımız kesilseydi. Paranın fazlası benim. Her şeyi ben hazırladım. Ver şu paraları. Günah benden gitti. Tatlı söyledik anlamadın. Dua et ki arkadaşımsın. Yoksa cenaze merasiminde tabut üçleşirdi. Al şu 10 bin. Senin bu yaptığına kalleşlik geldi. Oğlum, zurnada peşrev olmaz. Ne çıkarsa bahtına. Dua et ki benim gibi vicdanlısına düştün. Şimdi Zeynel'in sana söylediğini ben sana söyleyeyim. Parayı hesaplı kullan. Anladın mı? Hadi eyvallah. Sarhoş mu dedim? Boş versene sen ya. Öyle üç kadeh içkiyle sarhoş olacak mahallebi çocuklarından değiliz. Senin de hatırın kalmasın güzelim. İçelim şimdi. İçin katil köpeğin biri yüzünden evde çoluk çocuk aç mı kalacak? Allah böyle mikropların cezasını ver. Haklısın katil. Para çalındıysa bize ne? Cebimizden düşürmedik ya. Koskoca fabrika paramızı zamanında ödemezse ayıp ya. Sümestir olana kadar yırtılıp durursun. Hadi koru hakkımızı bakalım. Genç kız olursa işine koşar. Ne kullanıyorsunuz ya? Cinayeti ben bir işledim. Boşuna laf ediyorsunuz. Paranızı alacaksınız. Nazif usta sen misin? Evet. Ne var? Biraz gel benden. Ha. Peki. Nazif ustanın cinayetten hemen önce çıktığına emin misin? Evet, aşağı yukarı hadiseden 2-3 dakika evvel. Hem şey... Şey ne? Ne biliyorsan söyle. Çıkarken de elini cebine soktu. Ne olacak? Elini cebine sokmak suç mu? Değil ama şey... Belki de tabanca... Gel Nazif usta. Gidebilirsin. Cinayet hakkında bir bildiğin var mı? Hayır. Hayır demek için fazla düşündün. Duymuşsundur. Koridorda iki kişi öldürüldü. Evet efendim. Söylendiğine göre vakadan az önce atölyeden çıkmıştın. Mahrem ustayı görmeye gitmiştim. Cinayeti gördün mü? Hayır. Hayır efendim. Hiçbir şey görmedim. Sabıkan var mı? Cevap versene. Karımı yaralamaktan bir sene yaptım. Santral, bana Emniyet Müdürlüğü parmak izi dairesini bulun. Tabancadaki parmak izleri Nazif Usta'nınkinin aynı. Peki tamam, teşekkür ederim. Seni iki kişi öldürmek ve fabrikayı soymak suçuyla tevkif ediyorum. Beni memur bey kabahatsizim. Tabancadaki parmak izleri senin. Ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Dinleyin. Kabahatsiz olduğunu mahkemede ispat edersin.
Sakin olun arkadaşlar. Sakin olun diyorum size. Paranızı alacaksınız ama böyle gürültüyle değil tabii. Sakin olun, biraz sabredin. Tutuldu, katil tutuldu arkadaşlar. Kimmiş katil? Nazif Usta. Asıl olur, öyle adam değildir. Sen bana sor, hapisten çıkmadır o. Nasıl da kıymış iki kişiye? Katil! Saçından, sakalından utan. Vicdansız herif. Merhaba. Son hadiseler dolayısıyla kasadaki paraları söyleyeceğim. Aman efendim. Bizim kasanın alnı daima açıktır. Buyurun. Maalesef 1600 lira açığınız var Namık Bey. Nasıl olur? İmkansız. İmkansız ama öyle. Bir yanlışlık olmasın. Gözünüzün önünde üçüncü tepkisiniz. Geçmiş olsun. Allah kurtarsın kardeş. Alt kat boş abi. Yak bu sigara aga. Geçmiş olsun Namık Bey oğlum. Üzülme, ne yapacaksın kader. İnşallah sonu iyi olur. Yakında çıkar, kurtulursun. İnsanın başına her şey gelir. Bu da geçer. Geçer ama deler de geçer bey baba.